Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Haydi bakalım, şimdi yamuk konusunu çalışacağız. Yamuk konusunun içerisinde 4 tane ilgileneceğimiz maddemiz var. Bunlar yamuk özellikleri, yamuğun alanı, ikizkenar yamuk ve dik yamuk. Her biri birbirinden önemli, her biri birbirinden kıymetli, her biri bol bol soru içeriyor. Onun için haydi şimdi kullanım alanları ve faydalarına bir bakalım. Ardından da ödevlerimizi konuşup konuya geçiş yapalım. Yamuk konusunun kullanım alanları ve faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Grafik tasarım sektöründe yamuklar, logolar, afişler ve diğer grafik tasarımda farklı ve ilgi çekici görüntüler oluşturmak için kullanılıyormuş. Bak, grafik tasarım bölümünde önemli. Optik alanında yamuklar optik lensler ve aynaların tasarımında kullanılıyormuş. Enteresan. Işığın kırılması ve yansıması için farklı geometrik şekillere ihtiyaç duyulur. Yamuklar da bunlardan biridir. Sonra jeodezi ve haritacılık alanında ise haritaların oluşturulmasına ve coğrafi verilerin analizinde yamuklar kullanılır. Özellikle yamuk, projeksiyon adı verilen bir projeksiyon yöntemi kullanarak dünya haritalarını oluşturmada fayda oluyormuş. Vay vay vay. Şimdi ödevlerimize geldiğimizde eğer 0'dan 10'a matematik çalışıyorsak arkadaşlar, sayfa 240'dan 253'e kadar sorumluyuz. Dinamo matematik çalışıyorsak sayfa 279'dan da 292'ye kadar sorumluyuz diyerek konuya geçiş yapıyorum. Yamuk ve özellikleriyle başlıyoruz. İki kenarı birbirine paralel olan dörtgene yamuk denir demişiz. İki kenar birbirine paralel olacak arkadaşlar. Genelde şekillerde üstteki ve alttaki birbirlerine paralel veriliyor. Bilginiz olsun. Diyor ki ABCD yamuğunda AB diyor DC'ye paraleldir. DC ile AB birbirlerine paraleller. Bu durumda ABC açısıyla, yani şuradaki açıyla BCD açısı, yani buradaki açının toplamı 180. Bunu da doğrudan açılardan biliyorsundur. BAD'ye bakalım bir de. BAD ile ADC. Buradaki açılar da yine aynı şekilde. Hatta hatırlatmam gerekirse U kuralından 180 dereceydi arkadaşlar buraların toplamı. Şu iki iç açı, şu iki iç açının toplamları 180 derecedir. Dolayısıyla dörtgen de, neticede yamuk da bir dörtgen. Dolayısıyla 180-180 toplam 360 dereceye ulaşmış oluyor diyoruz. Lütfen unutma, alttaki ile üsttekinin toplamları 180 derece olmalı. Isınma sorusuyla başlıyoruz. ABCD yamuğunda ABDC'ye paralelmiş. Üstteki kenar alttaki kenara paralel. ADDC'ye eşitmiş diyor. Orada bir duralım. Şunları şöyle birazcık belirginleştirince malum şuradaki açıyla buradaki açı birbirlerine ne olacak? Eşit. O halde o eşit açıları bulalım. ADC üçgeninde iç açılar toplamı 180. Tepedeki açı 110 olduğundan dolayı 180'den 110 çıkarttım. 70. Şu ikisinin toplamına kaldı. Bunlar da eşit olduğuna göre 70'i 2'ye böldüğümde 35 derece gelecek. İkinci gördüğüm şey ise, daha yan tarafa geçeceğim, orada da konuşacaklarımız var. Paralelliğin olduğu yerde malum Z'nin olmaması şüphelidir. Dolayısıyla Z açısında ne biliyoruz biz? Z'nin içindeki açılar birbirlerine eşit. O zaman burası da 35 oldu. Şimdi yan tarafa bir geçelim. ADC 110, onu kullandık. ABC'nin ölçüsü, yani buranın ölçüsü, CAB'nin CAB 35 derece bulduğumuz yerin 15 fazlasıymış. O zaman ABC'nin karşılığı buradan ne gelir? 50. O halde 35, 50 ve şurasının toplamı 180 yapması gerekir. Bu durumda 35, 50 daha 85. Buraya da ne kalacaktır? 95 derece kalacaktır diyoruz. ABDC'ye paralel olmak üzere ABCD yamuğunda eğer AD ile BD'nin orta noktalarını belirleyip bunlara E ve F derseniz, sonra o E ile F'yi birleştirirseniz bunun adı orta taban olur. Ve biz orta tabanı nasıl buluruz? Üst tabanla, yani C ile alt tabanı, yani A'yı toplayıp 2'ye böldüğümüzde orta tabanın uzunluğunu bulmuş oluruz. Ama orta taban olabilmesi için yan taraftakileri mutlaka eşit ayrılması gerekir. Sorumuzda diyor ki ABCD yamuğunda AB, EF, KL, MN, DC hepsi birbirlerine diyor paralelmiş. Tamam. AE, EK, KM, MD bunlar eşitmiş. BF, FL, NL ve NC de birbirine eşitmiş. AB 20'miş, DC 8'miş. Yukarıda verilenlere göre EF, eksi MN kaç santimetre demiş. Şimdi bak, biz burada istersek bunu orta tabandan çözebiliriz. Fakat alternatif bir yol söyleyeceğim. O belki daha pratik, hoşuna gidebilir. Ama önce klasik yöntemle bir çözüm yapayım. Ben buradan C'den AD'ye bir paralel çiziyorum. Şöyle. C'den AD'ye paralel çizdiğimde artık bu parçalar 8, 8, 8. Şurası ne gelmiş oluyor? 12. 20 iptal artık. C, K var mıydı? Varmış. T var mı? Yok.
CTB üçgenine bakarsak, şu uzunluğun karşılığı, bakın eşit ayrılmış burası, 6 olacaktır. Bu da üçgenin orta tabanı malum. Sonra şu, buraya da ne diyelim, Y diyelim. CYL üçgenine baktığınızda burası da ne olacaktır? 3. Şimdi benden istenilen yer EF'ydi. EF'ydi bulmam lazım. E, 3, 6, 12. O zaman burası da ne gelecek? 9 olacak. Çünkü eşit parçalandıkları için aynı miktarda artmaları lazım. 3'den 6'ya 3 artmış. 6'dan 12'ye 6 artmış. 2 parça da yapmış bunu. Dolayısıyla bir parça da 3 artmış olacak. Şimdi EF uzunluğu 8, 9'dan 17 gelecek. MN uzunluğu da 8 artı 3'ten 11 gelecek. Dolayısıyla aradaki fark ne kadar kalmış olacak? 6 kalmış olacak. Siliyorum şimdi burayı. Bir daha bakıyoruz bu soruya. Şimdi bak, bu soruda şöyle bir durum söz konusu. 1, 2, 3, 4 parçada 20'ye ulaşmış. 8'miş, 20 olmuş. Kaç parçada yapmış bunu? 4 parçada. 8'den 20'ye ne kadar artmış? 12. 4 parçada 12 artmışsa bir parçada ne kadar artar güzel kardeşim? 3 artar. O zaman bir parçada 3 artıyorsa buralar 3'er, 3'er arttırılır. Dolayısıyla EF uzunluğunu demin bulduğumuz gibi 17, MN uzunluğu da 11 bulmuştuk. Dolayısıyla farkı da buradan 6 gelecektir. Bu çok daha bana uygun geliyor. İnşallah sana da öyle gelir. Alta yorumlara bekliyorum kardeşim. Çok beğendim çözümü. İnanılmaz güzeldi filan tarzında cümlelerinizi bekliyoruz. Hadi bakalım. Bir ekstradayız. Diyor ki ABCD yamuk. AB paralel DC. ABDC paralel, üst taban orta taban muhabbetine gireceğiz galiba. AC ve BD köşegen. Tamam, köşegenlerimiz de çizilmiş. EF de orta taban. Şimdi bak. Demiş ki KL, yani köşegenler çizildikten sonra orta tabanlarla köşegenler arasında kalan parça nasıl bulunuyormuş? Alt tabandan üst tabanı çıkartıp ikiye bölüyormuş. Tamam. EK uzunluğu ne kadarmış? A bölü 2. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? A, D, B üçgenine bir odaklanalım. Hatta ben size bir boyayayım burayı. A, D, B üçgeninde arkadaşlar, bakın burası, burasına eşit olduğu için EK, A tabanın orta tabanı, yani yarısı kadar olacak. Aynı durum ABC üçgeninde LF içine geçerli. Burası da orta taban. Dolayısıyla burası da A bölü 2 olacaktır. İstenilen başka bir şey, daha doğrusu verilen başka bir şey de var. EL, FK demiş. EL. Silelim her şeyi. Bu sefer de ADC üçgenine odaklanalım. Bu yorum sizin için. ADC üçgenine odaklanıyoruz. ADC üçgeninde C taban, EL ise arkadaşlar bunun tam yarısı kadar olmalı. Çünkü malum EL o üçgenin tabanı. Dolayısıyla C bölü 2 olmasının sebebi bu. BDC üçgenine bakarsanız KF'de aynı durum gerçekleşiyor. Evet, sorumuz bununla alakalı. Haydi bakalım şimdi bilek sırada konuştuğumuz şeyleri burada uygulama zamanı. 1. Daha şekli gördüğüm anda şöyle başlıyorum. BD köşegen, AC köşegen, tamam. EF orta taban. O zaman burası 5 ise... Burasının da ne olması lazım? 5 olması lazım. İkinci hatırlamam gereken. Burası 5 ise burasının 10 olması lazım. Orta tabandan söylemiştik hatırlarsanız. Bunlar eşit. Bunlar da eşit olduğundan dolayı 10, orta tabanı 5. Bu 5 ise burası 10 olacaktır. KL ile alakalı mevzuyu da nasıl buluyoruz demiştik. Alt tabandan üst tabanı çıkartıp 2'ye bölüyoruz. Bu durumda 24'ten 10'u çıkarttım. 14, 2'ye böldüğümde aradığım KL uzunluğu karşılığı 7 olacaktır. Bak arkadaş, kural öğrenirken her şeyine bakmak lazım. Mesela burası hatırlarsanız yarısı kadardı. Nerenin? Buranın. Ama burası da ona eşit demiştik. Mesela bunu hatırlayınca burası hemen 5. Burası 5 ise dolayısıyla 10 kısmı hemen geldi. KL uzunluğunun eğer kuralını hatırlıyorsak tık tık tık. Hadi bakalım. ABCD yamuğunda AB, DC, FG birbirlerine paralelmiş. AB 20, DC 5 santimmiş. Azıcık benzerlik ihtiyacımız var. Şuradaki üçgenlere baktığımızda bu üçgenler görüyorsun kelebek oluşturmuşlar. Kelebekteki oran 5'e 20. Alttaki üçgen 20, üstteki üçgen 5. O zaman ben buraya K dersen buranın karşılığı bu durumda ne gelecektir? 4K gelecektir. Peki şimdi geliyoruz boyadığım üçgene dikkat. Bu boyadığım üçgende de Thales uygulayacağım. Şuraya X dersem Thales'i nasıl uyguluyorduk? 4K'nın X'e. 5K'nın 5'e. Bu arada hatırlarsan açı sorusunu çözerken demiştim ki yamukta paralellik olduğundan dolayı Z kaçınılmaz, U kaçınılmaz. Yani sen paralel doğrularda neler öğrendiysen yamuk içerisinde bunları adam senden isteyebilir. Uzunluk sorularında ise
Bu sefer de paralellik söz konusu olduğundan dolayı benzerlik, tales bunlar karşına kesinlikle çıkacaktır. Bilhassa bu kelebek mevzusu epey karşına çıkacak, haberin olsun. Şimdi k'ları gönderdin. E5'e 5 ise 4'e 4 olmalı ya da istersen içler dışlar çarpımı yapabilirsin. Şimdi biz burayı 4 bulduk ya, aynı işlemleri EG için diğer taraftan yapsak orasını da 4 bulacağız. Unutmanı istemediğim bir şey var. Bu parça ile bu parça birbirlerine her daim eşittir. 4, 4. Dolayısıyla FG uzunluğu bu durumda 8 gelecektir. Evet, geldik yamuğun alanına. ABC'de yamuğunda ABDC paralel AH uzunluğu DC uzunluğuna dikse eğer yamuğun alanı şöyle bulunuyor. Üst tabanla alt tabanı toplayıp 2'ye bölüyoruz. Bu tanıdık. Bu orta tabanla ayrıyetten galiba. Evet. Bu da lazım olacak. Onun için yazıyorum. Orta taban çarpı yükseklik. Güzel. O zaman üst tabanla alt tabanı toplayıp 2'ye bölüp yükseklikte çarptığımızda ya da orta taban uzunluğunu verdiklerinde direkt yükseklikte çarptığımızda yamuğun alanı finish. ABCD yamuğunda AB DC'ye paralel demiş. AB 26, DC 14, BC 11 kök 2, DCB 135 dereceymiş. Alan ABC'de sormuş. Şimdi bak güzel kardeş. Geometride bir felsefe var. Şöyle bakmak lazım. Yamuğun alanı mı soruluyor? Evet. Neye ihtiyacım var? Üst tabana ihtiyacım var. Vermiş. Alt tabana ihtiyacım var. Vermiş. Neye ihtiyacım var bir de? Yüksekliğe. O zaman odaklanacağın yer burası olacak. 135 ise burası 45. Neden? Çünkü yamukta bu iki açının toplamı 180'di. Yükseklik mi lazım? İndiriyorum yüksekliği. Oo, buraya H dediğimde CHB üçgeni 45-45, 90 üçgeni. 90'ın karşısında 11 kök 2 varsa 45'lerin karşısına ne gelecektir? 11 gelecektir. Şimdi başlıyorum alanı yazmaya. Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik. 14 ile 26'yı topluyorum. 40. 2'ye böldüğümde 20. 11 ile çarptığımda da karşılığı 220 santimetre kare gelecektir. İstenilen yamuğun alanı alanının karşılığı. Fakat burada şunu unutmamak lazım. Ne olur unutma. Demin söylediğim cümle çok çok önemli. Senden alan istiyorsa hangi verilere ihtiyacın var ve bunlardan hangileri var? Neyi bulmak istiyorsun? Ona odaklanırsan geometri böyle çorap söküğü gibi gelir. Bir ekstramız geldi. Alanla alakalı çok önemli kurallardan bir tanesi bu. Diyor ki eğer diyor E noktası diyor AD'nin diyor tam orta noktasıysa ve karşılıklı köşelerden B'den ve C'den siz diyor bunu üçgen oluşturmak maksadıyla diyor uzunluklar çizerseniz bu mavi bölgenin alanı yamuğun alanının diyor yarısına eşittir. Ya da bu mavi üçgenin alanının iki katını alırsanız ki burada öyle yazmışız bu durumda yamuğun alanını bulabilirsin. Ne olur unutma, yamuğun alanının yarısı mavi üçgene ya da mavi üçgenin alanının iki katı yamuğun alanına eşittir. Ama o orta nokta olmalı. E noktası orta değilse yapamazsın. Sorumuzda ABCD'de yamuğunda AB DC'ye paralelmiş, tamam. CE EB'ye eşitmiş. Bak orta nokta, dikkat. AD 8'miş, AE 10'muş. O zaman ADE üçgeni bağırıyor. Ben diyor 3 4 5 üçgenin ikişer katlarıyım diyor. O zaman burası 6. Peki sen buranın alanını bulabilir misin? Bulmalısın. Dik üçgen burası. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıdır. Dolayısıyla buradan 24 bulduk buranın alanını. Ve az önce bilek sırada konuştuğumuz kuralı uygulayacağım. Bakın üçgen çizilmiş, tam orta noktaya denk gelmiş karşı kenarda. Dolayısıyla buranın alanı 24 ise ABCD'nin alanı bunun iki katıdır. Dolayısıyla 48'dir deyip işin içinden çıkıyoruz. Bir ekstra, bir tane daha. Ya hocam diyeceksin bu yamukta ne kadar çok kural varmış. Vallahi haklısın kardeşim. Şimdi köşegenler çizilmiş. Köşegenler çizildiğinde 4 tane üçgen oluşmuş. Bu 4 tane üçgenden sağdaki ve soldakilerin alanlarının birbirine eşit olduğunu unutma. Şimdi onları kullanarak başka bir kural daha söyleyeceğiz. Karşılıklı alanların çarpımları birbirine eşit olacak. Yani S ile S'in çarpımı A ile B'nin çarpımına eşit. Karşılıklı alanların çarpımları birbirlerine eşittir. Eğer onlar köşegense. Sorumuz epey karışık gözüküyor şekilsel açıdan. ABCD yamuğunda ABDC paralelmiş. ADG. ADG burası 10'muş arkadaşlar. EHC burası da 2'ymiş. EC'ye diyor K dersen, şuraya K dersen FB 3K olacakmış. Önce şuradaki kelebekten başlayalım. Kelebekteki oran 1'e 3. Eğer siz bu kelebekteki oran 1 bölü 3'ün karesini alırsanız alanlarının oranına ulaşırsınız. 1 bölü 9. Burası 2 ise bu durumda burasının karşılığı 18 gelecektir. Şöyle bir çekiyorum. E, F, B yamuğuna odaklanıyorum. Buranın alanı S ise buranın alanı da S'ti. Az önce öğrendik bir ekstrada.
Ve bir şey daha öğrendik. S ile S'in çarpımı yani S kare 2 ile 18'in çarpımı yani 36'ya eşit olacak. Dolayısıyla S'in karşılığı buradan 6'ymış deyip bu S'leri 6'ya çeviriyorum. Burası 10'sa burası da 10'du. Hangisine bakarak söyledik? A, F, C, D, ya, özür A, F, C, D değilmiş. A, F, C, D yamuk ama bizim baktığımız yamuğumuz A, F, E, D yamuğu. A, F, E, D. Dolayısıyla gördüğün gibi kenardakiler birbirine eşit olmalı. Bizden istenilen neresi? E, G, F, H. 10 ile 6'nın toplamından 16 gelecektir aradığımız bölgenin alanı. İkizkenar yamukla devam ediyoruz. Paralel olmayan kenarlarının uzunlukları birbirine eşit olan yamuğa ikizkenar yamuk denir diyor. Yani alttaki ve üstteki birbirlerine paralelken yandakiler birbirlerine eşitse biz buna ikizkenar yamuk diyoruz. Açısal özelliği tabandaki açılar birbirlerine eşit, üstteki açılar da birbirlerine eşit. Yamuğun temel kuralından dolayı alfa ile beta'nın toplamında 180 olduğunu lütfen unutmayalım. Tabii ikizkenar yamuk yani bir sürü kural var. Yani gerçekten belki de en zorlayacak dörtgenlerden bir tanesi size bu olabilir kuralsal açıdan. Fakat işinizi kolaylaştırmak için buradayız. Diyor ki ikizkenar yamukta diyor köşegenler çizildiğinde bakın diyor üstteki üçgen diyor kesinlikle ikizkenar olmalı. Alttaki üçgen de diyor kesinlikle ikizkenar olmalı. Buradaki açılar diyor şu açıyla bu açı diyor birbirine eşit olmalı. Şuradaki noktalı açılar da diyor birbirlerine eşit olmak zorundadır. Bu kelebeği oluşturan üçgenlerin ikizkenar olması son derece önemli. İkinci bir mesele, eğer sen ikizkenar yamuktan köşelerinden aşağı doğru dikmeler indirirsen burası diyor A ise burası A. Çünkü ortada ne oluşmuş oldu? Bir dikdörtgen oluşmuş oldu. Buranın tamamı diyor C ise sen bu A'yı diyor çıkarttığında geriye kalan C eksi A yan taraftaki parçaları diyor eşit ayrılmak zorunda. Yani bu parçaların da birbirlerine eşit olduğunu söylüyor. Ama koşul ne? İkizkenar yamuk olması şart. Sorumuz diyor ki ABCD yamuğunda AD diyor BC eşittir. Hemen bakıyorum paralellerin yan tarafındakiler birbirlerine eşit olduğundan dolayı ikizkenar yamukmuş burası. O zaman AB 25 verilmiş, DC 7 verilmiş. Şuradan aşağı doğru bir dik atalım. Uzunluk sorularında bu çok fazla işe yarayabilir. Bunu ne olur unutmayın. Sen buraya 7'yi yazdığın anda 25'ten 7 çıkartırsam şuradaki parçalara ne kadar kalmış olacak? 18. Eşit de onlar. Dolayısıyla 9'a 9 diye ayrıldı. Şimdi bizden istenilen yer B'de. Arkadaşlar kafanızı karıştırmamak için şu indirdiğim yüksekliği siliyorum. Bak burası 7 idi. Burası da 9'du. Dolayısıyla şu kısmın ne kadar olduğunu anladık. 16. Şimdi dikkat edersen 90'dan yükseklik indirmişiz. Yani Öklit çıktı işin içerisinde. Peki Öklit'in 3 tane kuralı vardı. Bunlardan bir tanesi bana direkt BD'yi buldurabiliyor. X kare bunun karesi hemen yanındaki parçayla tamamının çarpımına eşitti. 16 çarpı 25 ne kadar yapacak? 400. O halde X'in karşılığı buradan ne gelecektir? 20. Biz de aradığımız BD'yi bulmuş olacağız. Bir tane daha ekstramız var. Artık diyeceksin ki hocam yeter. Ama maalesef bitmedi. Daha devam ediyoruz. Bir ekstra mevzusunda diyor ki ABC'de diyor ikizkenar yamuğunda eğer diyor köşegenler diyor dik kesişirse. Bak bir koşulu var. Köşegenler dik kesişmezse bunu yapamazsın diyor. Ama köşegenler dik kesişirse yükseklik A artı C bölü 2'ye yani neye eşit arkadaşlar? Ortağa tabana eşit. Bu durumda biz biliyorsunuz alanı nasıl buluyoruz normalde? A artı C bölü 2 çarpı H'la buluyorduk. A artı C bölü 2 yerine H yazarsam H çarpı H'dan buranın karşılığı ne gelecektir? H kare. Dolayısıyla alanda H kare ile bulunmuş olacak. Sorumuzda bakıyoruz hemen bir önceki bilek sırayı pekiştirmek için ikizkenar bir yamuğumuz var. Köşegenler de dik kesişmiş. DC 8'miş ve EC'ye K dersen AE 4K alıyormuş. Hemen yazalım. EC'ye K AE 4K. Hemen kelebeği kullanalım kardeşim. Kelebekteki oran gördüğünüz gibi 4K'ya K. Yani 1'e 4. Dolayısıyla yukarıdaki üçgen 8 ise tabanı, buranın tabanı bunun 4 katı kadar yani 32 olacak. Devam ediyorum. Köşegenler dik kesişince ne oluyordu? Orta taban uzunluğu dediğimiz 32 artı 8 bölü 2 yani 20 ayrıca yüksekliğe eşit oluyordu. Peki köşegenler dik kesişince biz alana H kare demedik mi? Dedik. H'ın karşılığı 20 olduğundan dolayı 20'nin karesinden karşılığı 400 gelecektir sorumuzun cevabını. Şimdi bak çok fazla söyledim bunu ama tekrardan bir hatırlatmak istiyorum. Geometriyi halletmek istiyorsak kural bilgisi gerçekten tam olmak zorunda. Onun için bana kalırsa küçük bir defteriniz olsun. Burada konuştuklarımızı, kuralları bilhassa o deftere not alırsanız tadından yenmez. Geldik dik yamağa. Birbirine paralel olmayan kenarlardan biri tabana dik olan yamağa dik yamuk denir denmiş.
Görüldüğü gibi AD uzunluğu DC uzunluğuna dik. AD DC diktir denmiş birinci mevzuda. İkinci mevzuda sanki bir kuralmış gibi yazmışız ama o kural değil. Şimdi ben sana anlatacağım. Bak kardeşim. Biz dik yumruktaki bilhassa uzunluk sorularında şuradan B'den aşağı doğru yükseklik indirdiğimizde şu an sarıya boyadığım yer bir dikdörtgen olur. Burası A ise burası A, burası H ise burası H dersin. Buranın tamamı C olduğundan, sen de buraya A dediğinden dolayı bu parçaya C eksi A kalır. Şu an kırmızıyla boyadığım yerde Pisagor'u uygularsanız ki yazdığımız şey Pisagor, H kare eşittir C eksi A'nın karesi eşittir B kare gelecektir. Uzunluk sorularını oradan dik indirmek çok ama çok önemli. Sorumuzda ABC'de dik yamuğu verilmiş ve bir sürü bazı bilgiler var, şimdi onlara bakacağız. Bundan öncesinde AB'nin DC'ye paralelliğini kontrol edelim. Evet, dik verilmiş. AE de CB'ye dikmiş. Yalnız AE'den CB'ye çizilen dik benim biraz ilgimi çekti. Sebebi çünkü dik çizilmiş. Ayrıca o dik burayı iki eşit parçaya ayırmış. Eğer ben A'dan C'ye bir uzunluk çizersem ACB üçgenin ikizkenar olduğunu sana ilan edebilirim. Niye? Çünkü indirilen yükseklik kenarortay olmuşsa bu üçgen ikizkenardır. O halde burası da 25'tir. 7 var, 25 var. O zaman buranın uzunluğu ne diyeceksin? 24. Bizden istenilen ne? BE. Tamam. Ne konuşmuştuk? Şuradan aşağı dik yamukta yükseklik indirmemiz lazım demiştik. Burası 24. Burası 7. Dolayısıyla şu 25'ten 7'yi çıkarttığında buraya ne kadar kaldı? 18. Şimdi boyayacağım dik üçgene bak. Bu üçgende dik kenarlardan bir tanesi 24, bir tanesi 18. Burası 3'ün 6 katı. Burası 4'ün 6 katı. O zaman hipotenüs dediğimiz şey de 5'in 6 katı olacak. Bu durumda burası eşit parçalanacak ve BE'nin uzunluğunu 15 bulmuş olacağız. Dik yamuktan aşağı doğru indirmek lazım. Ve geldik bilek sıralardan bir tanesine ama iyi haberim var galiba bu sonuncusu. ABC'de dik yamukta köşegenler dik kesişiyorsa H kare eşittir A çarpı C oluyormuş. Arkadaşlar dik yamukta köşegenler dik kesişiyorsa üst tabanla alt tabanın çarpımı yüksekliğin karesiymiş. Eğer diyor bir gün AB'nin 9, DC'nin 4 santimetre olduğu diyor söylenirse. Burası 9'muş, burası da 4'müş. Bu durumda diyor alan H kare mi olacak? Hayır. H kare olan ne? A ile C'nin çarpımı. O zaman H kare eşittir 4 çarpı 9 diyeceğiz. H karenin karşılığı buradan 36. H'ı da buradan ne bulmuş olacağız? 6. Şimdi normal alan kuralını uyguluyorum. Üst taban artı alt taban bölü 2 yüksekliğimi bulduğumdan dolayı artık 6 ile çarpıyorum. Burası 13 bölü 2 yapar. 13 bölü 2 6 ile çarparken şunları sadeleştirdim. 3 çarpı 13'ten 39 bulunur alan ifadesi. Köşegenler dik kesişiyorsa, dik yamuksa yüksekliğin karesi üst tabanla alt tabanın çarpımına eşittir. Hani bir defter tutun dedim ya, bence kesin bu da olmalı orada. Ve geldik konu biterken bölümüne. Gerçekten dolu dolu bir ders oldu. Çok fazla kural var. Bunları tutturmak için gerçekten bol soru çözmen lazım ve kural bilgisini gerçekten sağlam tutman lazım. Yamuk ve özelliklerine baktık. Yamuğun alanına baktık. Yamuğun alanında malum alt tabanla üst tabanı toplayıp ikiye bölüp yükseklikle çarptık. İkizkenar yamuğun her özelliğine baktık. Dik yamuğun her özelliğine baktık. İkizkenar yamukta uzunluk sorularında ikisini birden indirirken dik yamukta bir tane yükseklik indirmek uzunluk sorularında çok önemli olacağını söyledik. Şimdi sıra neydi? Ödüllü sorumuzda. Ama şimdi bu dersin ödüllü sorusundan önce geçen dersin ödüllü sorusunun çözümüne bakalım. Geçen dersin ödüllü sorusunda FGH noktaları ABC dörtgeninde bulundukları kenarların orta noktaları demiştik. AC 12 idi. Şimdi burada bir duralım. Bakın. AC uzunluğu 12. Dörtgene değil ACB üçgenine odaklanın arkadaşlar. G noktası orta nokta. H noktası da orta nokta olduğu için GH uzunluğu AC'nin orta tabanıdır. Bunu üçgenden hatırlaman lazım. Dolayısıyla GH uzunluğu bu durumda 6 bulduk. Şekli çok karıştırmamak için şunları siliyorum. Şimdi geldim. BD uzunluğunu ne kadar vermişler? BD uzunluğunu da 16 vermiş. Şimdi odaklanacağın üçgen ABD üçgeni. F noktası malumunuz orta noktaymış. Bu durumda FG uzunluğu, G de orta nokta olduğu için BD'nin orta tabanıdır. Dolayısıyla burasının da karşılığı ne gelecek? 8. Şekli yine sadeleştirebilmek için bunları sildim. Sonrasında malumunuz burası 90 derece olduğundan dolayı arkadaşlar. O 90 derece paralellikten. Bakın AC GF'ye, GH'ye paralel. O zaman burası 90. BD de FG'ye paralel. Hocam paralel olduğunu nereden biliyorsun? Orta taban, tabanı her zaman paraleldir arkadaş. Dolayısıyla burası 90 oldu. Şimdi boyayacağım üçgene bakarsak bu durumda 6 var, 8 var. O halde aradığımız FH uzunluğunun karşılığı 10 olacaktır.
Şimdi sırada bu dersin ödüllü sorusu. Ödüllü sorumuz diyor ki şekil 1'deki önü sarı, arkası pembe ABCD dikdörtgenin içindeki karton BE doğrusu boyunca okyanusunda katlandığında C noktası şekil 2'de görüldüğü gibi AB kenar üzerindeki C üssü noktası ile çakışmış. DE'nin 5 cm, EC'nin 7 cm olduğu söyleniyor. Şekil 2'deki ABED yamuğunun alanının kaç santimetre kare olduğunu sormuşuz. Lütfen cevaplarını yoruma yazmaktan kendimizi ve bizi esirgemeyin. Dolayısıyla ricam şu, bu soru gerçekten kolay halledilebilecek sorulardan bir tanesi olabilir senin için. İyi dinlemişsen dik yamuk oluşmuş, o dik yamukla alakalı mevzuyu halletmiş olabilirsin. Haydi bakalım şimdi bu konudan sonra ödevlerini gerçekleştirme zamanı. Ödevleri başta konuştuk. Artık çalışma zamanı. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.